Bakın Burhan Bey, tam burada. Ceviz büyüklüğünde bir tümör. Bütün bu unutkanlıkların görme refleksindeki bozulmaların nedeni bu. Hata ihtimali yok mu? Yanlış filan? Anlıyorum sizi Burhan Bey. Ama inanın tomografide her şeyi görüyoruz. Çok belli zaten. Ne olacak peki? Şimdi müdahale edip alırsak kurtulma şansı var. Alınmazsa? Büyümeye devam eder. Baskı yaptığı bölgelerde tahribat yaratır. Bakın, konuşma merkezi şurası. Orayı etkiler. Sonra motor fonksiyonları bozulur. Yani felç olabilir. Tabii başka yerlere sıçraması da muhtemel. Ölümcül yani. Çok tehlikeli Burhan Bey. İçinizde bir bomba düşünün. Gittikçe büyüyor. Ne zaman patlayacağı belli değil. Ama kesin patlayacak. Sizin anlayacağınız ameliyat şart. Laf dinlemiyor ki doktor bey. Nuh diyor, peygamber demiyor. Ne yapıp edip ikna etmemiz lazım Burhan Bey. Zamanımız daralıyor. Anne. Nalide Hanım. Anne. Anneciğim iyi misin? Kolonya getireyim. Koş Ayşe bir bardak su getir. Anne. Anne. Çabuk olun. Nalide Hanım iyi misiniz? Neden babamı dinlemiyorsun anne? Böyle tedavi olmadan olur mu? Karışmayın. Ama doktor ameliyat şart diyor. Ay, ay bıçak altına yatmam ben, anladınız mı? Oh, doğduğum gibi gireceğim toprağın altına. Madem doğmuşsa, tamam. Gel bin üstüme. Ay, ay. İşte bakın, hadi, hadi. Ali Kemal, neredesiniz? Saat kaç oldu, farkında mısın sen? Toplantıdan şimdi çıktık Füsun. Yoldayız. Ama her gece her gece. Bu nasıl iş Ali Kemal? Çocuklar yüzünü unuttu vallahi. Ya tamam. Yarım saate kadar evdeyim. Hadi çabuk olun. Sen uyu. Birazdan evdeyiz. Merak etme. Hadi hadi. Of Gani, of. Sana daha fazla kredi alma dedim değil mi? İyice battık. Hani kazanacaktık bu gece? 200 bin dolar borçlandık Alemal. Ben hayatım boyunca çalışsam o kadar parayı ödeyemem. Sanki sen ödeyeceksin. Yarın bir parti daha mal göndereceğiz. Adamlar saat gibi yatırıyorlar parayı. Hemen kapatırız borcumuzu, merak etme sen. Taşhan'a gitmiyor muyuz Burhan Bey? Gideceğiz, gideceğiz. Ama bu... Böyle hastaneden, doktordan kaçarak olmaz ki. Benim bir şeyden kaçtığım yok. Kaçmak başka, istememek başka. İstemiyorum dedim. Aa, nedir bu ısrar kıyamet? Ne olmaz ki canım? Yahu etme, eyleme. Bak geldik bile. Adem... Hastaneye gitme çocuğum. Gidiyoruz Adem. Nadide Hanım, hiç mi hatırım yok ha? Kırma beni. Bir risk yok desem yalan olur Nadide Hanım. Her operasyonun kendine göre riskleri vardır. Ama sonrasında çok daha iyi olacak. Öyle değil mi doktor? İyi olması için elimizden geleni yapacağız. Sizi anlıyorum. Elbette korkuyorsunuz. Bu gayet normal. Ama bu ameliyatı olmazsanız neler olabileceğini anlattım. Asıl tehlike o zaman diyor doktor bey. Sizin iyiliğinizi istiyoruz. Geçen her saniye aleyhimize. Ne kadar çabuk karar verirseniz o kadar iyi. Bitti mi?
Evet. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. İyi günler. Nadan. Yahu nereye dur? Dursana. Ali Kemal'le Füsun'u bir an evvel evlendirelim. Yahu evlenirler. Zamanı mı şimdi? Zamanı. Tekrar nikahlandıklarını göreceğim. Nadide Hanım. Sonra da Kanada'ya gitmek istiyorum. Bu gibi çok özledim. Canım benim. İlk göz ağrı. Keşke bir de gelin olduğunu görebilseydim. Ya deme böyle. Kayseri'ye de gideceğim. Bir memleketi görürüm, akrabalarımı görürüm dünya gözüyle. Sonra annemle babamın mezarını son bir kez ziyaret etmeden göçmek istemiyorum bu dünyadan. Yeah.